Değil mi ya? Sen merhaba arkadaşlar. Gülhabbe kanalı takipçilerine selam olsun. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler çok şükür iyiyiz. Bizler şu anda Bergama'nın bir köyüne geldik. Zeytin Dağı köyü. Evet, henüz giriş yaptık. Oldukça yüksek bir alan. Dağ köyü adından da anlaşılacağı gibi dağ köyüne geldik. Ama çok aşırı yukarı değil. Etekleri diyebiliriz. Şimdi yaşam alanlarına doğru ilerliyoruz. Zaten yaşam alanlarındayız. Gezelim bakalım. Zeytin Dağı nasıl bir köymüş? Çok sakin bir köy. Evet. Ama merkezi noktası nasıl bilmiyorum. Burada hareket var. Evet arkadaşlar, Zeytin Dağı'nın caddesindeyiz şu anda. Çok aşırı kalabalık değil. Merkezi tam merkezine doğru ilerliyoruz tabii. Merkezi nasıldır bilmiyorum ama buralarda nadiren araçlar geçiyor. İşte insan görebiliyorsunuz bir iki. Genellikle duyuyorsunuz, kuş sesleri var. Birçok köyde olduğu gibi. Evet, burada ne eski yapılar var ama onarılmış, yani bakımı yapılmış, çok hoş görünüyor. Evet arkadaşlar, burası köyümüzün okulu. Soluk soluğa kaldık. Yokuşlu çünkü. İleride camisi var. İşte şu kadarcık yolu çıktık aslında ama dik yokuş. Bayağı soluk soluğa kaldık. Şurada dar sokakları var. Bakalım. Evet. Eski yerleşim yerleri burası. Çok sakin. Yani ben böyle ferah ama çok sakin bir yer arıyorum diyenler için burası ideal. Ara sokakları çok sakin. Nadiren bir insan görebiliyorsunuz. Ama işte böyle hakikaten çok sevimli bir yer. Ve bu yolun sonu bizi arabamızı park ettiğimiz caddeye getirdi. Evet, köyümüzün top sahası da var. Top sahasında tavuklar besleniyor. Evet, görüyorsunuz, besleniyorlar. Evet arkadaşlar, geldik köyün tam merkezine. Buradan aşağı doğru yaşam alanlarına doğru giden bir yol. Genellikle yokuş arkadaşlar. Çok dik olan yerlerle beraber hafif yokuşlu olan yerleri de var. Burası postanesi. Evet arkadaşlar. Evet. Belediye hizmet binasıymış. Burada pazar kurulmuş arkadaşlar. Tam merkezi noktada. Köylerin olmazsa olmazı, merkezi noktada mutlaka kahveleri mevcuttur. Merkez olduğunu kahvelerden anlayabiliyorsunuz. Evet, ben merkeze geldim diyebiliyorsunuz. Yine Atatürk'ün üstünü, heykelini görebiliyoruz. Ve
pazarına doğru ilerleyelim. Pazarı da ana merkezde. Ana merkezin bir caddesi. Anladım, sen bana yaz. Evet. Pazarlarda gördüğümüz genel ürünleri de burada görebiliyoruz. Açık ürünler var arkadaşlar. Kiloyla satılabilen ürünler. İncirler, çerezler. Pek çok şeyi bulabilirsiniz. Yokuş yukarı çıkarken. Hayırlı satışlar olsun. Nasıl? Çok teşekkür ederiz. Nasıl satışlarımız? Çerezler taze mi? Değil mi? Eskisi gibi değil. Hayat çok pahalı. Pahalı mı? Pahalı ne demek? Pahalı ne demek? Gayet ucuz. Ne demek pahalı? Pahalı ne demek? Alamıyor insanlar değil mi? Alım gücü bitti. Eskide bir insan çalışıyordu bir hafta boyunca evin ihtiyacını da görüyordu, her şeyi de görüyordu. Bir çeyrek altın da alıyordu. Şimdi bir hafta boyunca çalışıyordu da evin pazarına, bir hafta pazarına yetmiyor. Bir haftalık pazarına yetmiyor. Allah yardım etsin. Hayırlı işleriniz olsun. Vatandaş her yerde bu şekilde kimi zaman çekim kaydını yapabiliyoruz. Kimi zaman kaydı bitirdikten sonra sohbete oturduğumuzda aynen bu şekilde hayat pahalılığından bahsediyor. Geçim sıkıntısından bahsediyor. Allah herkesin yardımcısı olsun diyelim. Dolayısıyla insanlarda para olduğunda alışveriş yapacaklar. Alışveriş yapılınca esnaf kazanacak. O yüzden herkese Allah yardım etsin diyelim. Hayırlı işler. Gülhabbe ile Her Şey kanalının takip ederseniz çok memnun olacağız. Evet arkadaşlar. Burada da fideler var. Yani pazara girdiğinizde her şeyi bulabiliyorsunuz. Evet. Talep var. Bizi de çekin diyorlar. Çekelim. Siz satış yapıyorsunuz. Evet. Ben sizi müşteri sandım. Burası sergimiz. Evet. Nasıl satışlarımız? İdare eder şimdilik. Ne zamandır bu işi yapıyorsunuz? Yaklaşık 2 aydır buradayız. 2 aydır. İlk zamanla şimdiki arasında bir fark var mı satışlarda? Tabii. Siz daha iyisiniz. Tanındıkça satışlarınız iyi oluyor. İnşallah. Değil mi? Evet. Herkes buradakiler kullandıkça tabii ki daha da memnun oldukça herkes birbirine artıyor, evet. Öneriyor sizi. Yeriniz daimi olarak burada. Evet, buradayız. Bol satışlarınız olsun. Biz de Gülhabbe ile Her Şey YouTube kanalından çekim yapıyoruz. Hayırlı işleriniz olsun. İyi günler. Evet arkadaşlar, bakliyat türleri olsun, üzüm, çerez, hepsini kilo ile alabiliyorsunuz. Hepsi burada mümkün. Sebzesinden meyvesine, mutfak gereçlerinden her türlü ev devazımatını buradan temin edebiliyorsunuz. Alanını kendin toplayacaksın. Evet, tavukçuları da var. Evet, sarmaşık. Arkadaşlar size sarmaşığı göstereyim. Yok ki. Ya acı ot denilebiliyor, sarmaşık denilebiliyor. Birçok ismi var arkadaşlar. Son derece faydalı. Çok güzel. Çok faydalı bir yiyecek. Gördüğünüz yerden alın yiyin. Hayırlı işler olsun. Çok faydalı. Hakikaten çok faydalı. Romatizmaya bile fayda ediyormuş. Öğrendiğimiz. Evet. Bir
azar. Evet, evet, oldukça büyük ev gereçleri de var. Dediğimiz gibi mutfak malzemeleri, giyim yerleri, giyimler var. İç dış ne ararsanız burada bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Hayırlı işler, bol satışlar. Evet. İstediğiniz gibi gelip her şeyi bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir caddeye girdiğinizde, merkezi noktasına geldiğinizde, o noktadan itibaren pazarı bulmanız mümkün. Ve o cadde sonuna kadar sağlı sollu pazar malzemeleriyle dolu. Sebzeciler, meyveciler, çerezciler derken sonra giyim ve döşemelik malzemelere kadar bulabiliyorsunuz. Pazarın sonuna geldik, görüyorsunuz. Geldik yine. Evet. Eski evler. Şurada yıkılmakta olan ev var. Arkadaşlar, bu kapıdan etkileniyorum böyle görünce. Eski bir kapı. Bu kapıdan ne insanlar girdi çıktı. Ne hayatlar yaşandı. Düşündükçe insan çok etkileniyor. Ve bu evde yaşam var arkadaşlar. Her sokakta ne yaşanmışlıklar var arkadaşlar. Şöyle baktığınızda çok canlı bir yaşam alanı iken şimdi çok sessiz, sakin bir yaşam alanına dönüşmüş. Çünkü köylerde gençler artık yok. Ve bu ağaç diyor ki ben yaşıyorum arkadaşlar. Ben bu hayatta varım diyor. Ne güzel. İnsana yaşama hevesi aşılıyor bu ağaçlar. Köyümüz çok güzel arkadaşlar. Arka yolları, arka sokaklarının tamamı çok sessiz. Çok, evet, çok temiz bir yer. Çok sessiz bir yer. Evet, ben böyle rahat, sessiz yaşamak istiyorum diyen buraya mutlaka gelmeli. Ana caddesi ve insanlarla karşılaşabiliyorsunuz. Ablamın da dediği gibi pazarda bile çok yoğunsal bir ses yok. Gayet sessiz, sakin insanlar. Evet, burada iki devlet, bir millet modunda bayrak görüyoruz. Ne güzel. Merhaba, hoş bulduk. Sağ olun, siz nasılsınız? YouTube kanalımıza çekim yapıyoruz. Köyleri tanıtıyoruz. Köyünüzü bize anlatır mısınız, güzelliklerini? Yani köyünüzün özelliklerini bilmiyoruz biz. Köyün özellikleri, köyü biliyorsunuz. Evet. 7-8-9 vardır. Tamam. Seçmen olarak 1500 seçmene vardır. 1500 seçmen. Okulu var, onu gördük. Evet, iki tane okulumuz var. Ha. Lisemiz var. Ha, onu görmedik. Burada ilköğretim okulumuz var, iki tane daha. Evet. Üç tane, bir tane ilkokulu görmüşüz, evet. Yan yanaydı onlar, ikisi onlar. Ha, evet. Daha sonra okulun orası garaj oldu, belediye. Evet. Belediye varken garaj oldu. Sonra kapatışı bir halı saha yaptılar oraya. Halı sahayı gördük, evet. Halı sahanın arkasından lise var bizim. Ha. Evet, ne güzel.
Başka buranın ne özelliği var? İsmi Zeytin Dağı. Neden? Neden Zeytin Dağı? Eskiden kilise köymüş burası. Kilise köyü. Kilise köyü. Kilise köyü. Ha. Çok eskiden ama. Evet. Yunanlıların zamanında kilise köymüş burası. Sonra Zeytin Dağı olmuş. Onu da ben de bilmiyorum. Nedenini bilmiyorsunuz. Zeytini bol mudur? Bak bir önceki ismi Reşadiye. Reşadiye. Burası Reşadiye. Sonra kilise köyü. Sonra Zeytin Dağı. Zeytin Dağı. Ha bu üçüncü ismi. Evet, üçüncü isim. Burada zeytin bol mudur peki? Çok bol. Ondan dolayı hem belki. Yağı da çok güzel çıkar. Maşallah. Evet, Ege denince zaten zeytin mutlaka. Abi şimdi şey. Düşünüyoruz. Buradaki zeytinlerin olma sebebi Kaz Dağı'ndan çeviriyor havayı. Bu tarafa doğru Trakya'da. Çok güzel bir zenginlik var zeytin olarak. Kaz Dağları'nın evet, havası zaten çok etken. Evet. Çandarlı. Kalite yaratıyor. Tabii ki. Çandarlı. Efendime söyleyeyim, Çandarlı Tatlıköy'ü, Bayat Ovası, buranın merkezi yeridir yani. Zeytin açısından. Zeytin açısından. Evet. Peki çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Bilgiler için. Rica ederim. Hayırlı günler diliyoruz. Hayırlı günler. Hasan Erdem sokaktayız arkadaşlar. Buranın bütün sokakları böyle. Hepsi çok sessiz, çok sakin. İki katlı, üç katlı evler mevcut burada arkadaşlar. Bahçeli ev çok fazla yok. İlginç. Köy evi diyoruz. Köy diyoruz. Köylerde genelde az da olsa bahçe mutlaka vardır. Ama burada göremedik. Dolaştık, geldik bir yine pazarın ortasına arkadaşlar. Arkadaşlar biz ön tarafından geçiyoruz. Demek ki varmış. Kapı açık olunca büyük, devasa büyüklükte evleri görüyoruz ama evler bu tarafa doğru yapılmış. Bahçeleri arka tarafında. Demek ki varmış. Biz görememişiz. Böylelikle tecrübe edinmiş olduk. Evet. Burada taş fırın ekmeği bulunuyor tam meydanda arkadaşlar, kahvenin karşısında, tam meydan noktasında. Bazı köylerde saat 11'de fırın kapanıyor, bazı köylerde gittiğiniz her saatte bulabiliyorsunuz. Evet, tarım araçlarını da görüyoruz arkadaşlar. Köy olduğunu ispatlamak adına sanki burada hepsini görmek mümkün. Traktörler var. Ve arkadaşlar meydanda böyle güzel şirin bir ev görüyoruz. Sevimli. Evet. Yine burada ikinci bir camiyi görüyoruz. Daha kim bilir kaç camisi var da. Biz yolumuzun üstündeki camileri görüyoruz. Köyümüzün eczanesi de var. Burası oldukça gelişmiş bir köy. Pek çok şey bulabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, bir okulunu da burada görebiliyoruz. Çok güzel yere oturtulmuş. Karşısı orman, güzel, harika bir alan. Hemen okulun karşısında yıkılmış bir ev görüyoruz. Numarası bile üstünde arkadaşlar. 24 numara ve ilginç, kapı kilitli. Yani içinde yaşam var mıdır bilmiyoruz. Evet arkadaşlar, yaşam yokmuş. Öğrendik. Kapıyı kilitleyip gitmişler. Bilmiyoruz akıbetini. Manzara harika. Tamamıyla yeşil alan. Muhteşem, güzel bir alan. Evet, okul sokağındayız arkadaşlar. Lise Caddesi buranın, bu caddenin adı. Ve burada yine eski yapılar var.
onarılmış olanlar var, onarılmamış olanlar var. Ama her zaman beni böyle eski yapılar çok etkilemiştir. Hep o yaşanmışlık güzeller aklıma gelir. Ne hayatlar yaşandı, ne insanlar geldi geçti buradan diye düşünürüm. Hakikaten çok güzel yer. Evet, çıkmaz sokağı da var ama hep yeşilliğe doğru gidiyor arkadaşlar. Evet, yolları çok geniş. Bu sokakları çok geniş. Ana cadde gibi. Yani evler sıcacık. İnsana sıcacık anları anımsatıyor. Ve Allah yaşayanın içine sindirsin. Çok güzel bir yer. Dediğim gibi böyle sokaklar, böyle evler bana sevgiyi anımsatıyor arkadaşlar. Sevgi dolu sıcacık yaşamları anımsatıyor. Mutlaka öyle şeyler yaşanmıştır burada.